Yeni severler, sizlerle yeniden beraberim. Ankara yorumlarımızı gerçekleştirdik. Daha öncesinde de olduğu gibi haftada günde bir yarışı, yarış koşmadan bir gün öncesinde koşturacağız. Bakalım hangi safkan bu koşuyu nasıl şartlarda kazanacak. Umarım geçen gün olduğu gibi Ankara, Altılı Ganyanlı İlkaya, One and Only'de olduğu gibi burada da başarılı olup sizleri sevindirebiliriz diye düşünüyorum. Ve yarış anlatımına geçiyorum. 7. koşu 4 yaşlı Arapların mücadelesi, kısa vadeli mücadele. 6 safkan start alacak. 2 numaralı çakmak şartta yerini aldı. Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve 7. koşu başladı. İlk metrelerde 3 numaralı Madalyon geldi, liderliği aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. İkinciliğe 4 numaralı Şubartay dolandı. 1,5 boy kadar gerisine 2 numaralı çakmak şart girdi. Dördüncülükte kaldı 6 numaralı Atlas Çiçeği, bariyer dibine yakın 5 numaralı Ulubaş. En son sırada 1 numaralı Gustav sırasıyla 1600 metre start yerine doğru ilerliyoruz. 3 numaralı Madalyon'un liderliğiyle 1600 metre start yerine geçiliyor. İkincilikte onu yine 4 numaralı Şubartay takip ediyor. Üçüncülükte kaldı 6 numaralı Atlas Çiçeği, dördüncülükte 2 numaralı Çakmakşa, beşincilikte 1 numaralı Gustav, son sırada 5 numaralı Ulubaş sırasıyla 1000 metre start yerinde geçirdi. 3 numaralı Madalyon liderliğini koruyor, farkı 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte 14 numaralı Şubartay takip ediyor, üçüncülükte 2 numaralı Çakmakşa, dördüncülükte 6 numaralı Atlas Çiçeği hemen yanında 1 numaralı Gustav, son sırada 5 numaralı Ulubaş sırasıyla 800'e doğru ilerliyoruz. 3 numaralı Madalyon'un liderliğiyle son 800'de geçiyoruz. Viraja doğru yaklaşıyoruz. İkincilikte şimdi 4 numaralı Şubartay Madalyon'u sıkıştırmaya başladı. Geri plandan önlere 2 numaralı Çakmak Şak'la birlikte 1 numaralı Gustav'ın da ataklarını görüyorum. 5.likte Atlas Çiçeği son sırada Ulubaş sırasıyla son 600'ü geçiyoruz. 3 numaralı Madalyon'dan şimdi 4 numaralı Şubartay geldi. Liderliği aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. Geri plandan dış kulvardan 1 numaralı Gustav'ın ataklarını görüyorum. Son 400 geçildi. Orta kulvardan 4 numaralı Şubartay liderliği aldı. Şimdi dış kulvardan 1 numaralı Gustav geldi. Şubartay'ı yakaladı. Geri plandan da iç kulvardan 5 numaralı Ulubaş'ın ortalardan çıkma çabasını görüyorum. İlk 1 numaralı Gustav liderliği aldı. Şimdi içeriden 5 numaralı Ulubaş geliyor. 1 numaralı Gustav'la birlikte birincilik mücadelesine katılıyor. Son 100 metre 1 numaralı Gustav dışarıda. 5 numaralı Ulubaş içeride. 1 numaralı Gustav hakim olmaya çalışıyor. 5 numaralı Ulubaş geliyor. Son atayla 5 numaralı Ulubaş. 1 numaralı Gustav'ı yakalıyor ve geçiyor. 7. koşuyu 5 numaralı Ulubaş Özcan Yıldırım'la kazanıyor.